Kimin için eğiliyorsun? Hanımefendi Züleyha için. Potifar sarayının hanımefendisi sizsiniz. Bu laflar şanını ihtişamını yitirmiş, güzelliğinden eser kalmamış bir kadına mı? Efendim, lütfen kendinize haksızlık etmeyin. Her zaman bizim için hanımefendi Züleyha'sınız. Bizim için çok değerlisiniz siz. Keşke gelseydiniz. Bugün Amonhotep'in cenaze merasimi vardı. Biliyorum. Ama hiç keyfim yoktu. Benim için ne fark eder ki? Hepsi aynı. Biri gider, diğeri gelir. Katılmanız gerekirdi efendim. Mısır'ın bütün soylu kadınları oradaydı. Ben zaten yastayım karım ama. Başkalarının yasına hiç mi hiç katlanamam? Yarınki tören ne olacak efendim? Taç giyme törenine katılmazsanız kıyametler kopar. Ah. Yarınki törene kesinlikle katılmak zorundayım ama ne süslenip püslenecek ne de soyluların eşlerini çekecek halim var. Ay Nefert, şimdi Mısır'ın kraliçesi Nefertiti mi olacak sence? Evet, çok da güzelmiş. Birazdan göreceksin Meritaten. O çökmüş kadın Züleyha mı? Evet öyle, bak ne hale gelmiş. Duyduğuma göre yeni kralın Tanrı Amon'a inanmadığı söyleniyor. Peki Ankh-Mahu bugün kendi elleriyle ona taç giydirmeye nasıl razı oluyor? Razı olmak zorunda. Protokol gereği. Başka çaresi yok. Eskiden beri kral büyük kahin ve Mısır azizinin ellerinden tacını giyer. Ben 4. Amonhotep'in büyük değişiklikler yapacağına inanıyorum. Ama o Amon'a ve tanrılarımıza inanmıyor. Bu onun başına iş açabilir. Mukaddes Nil ülkesinin tanrıları. Ey Mısır'ın bilinmeyen sembollerinin ve gizemlerinin tanrıları.
Ey tanrılar tanrısı Amon, firavunlara gücü ve kutsallığı, Nil'e bereketi ve bolluğu, Mısır'a ihtişamı ve piramitlere dayanıklılığı sen verdin. Genç kralımız 4. Amon-Huteb'de bütün firavunların gücünü, mukaddes Nil'in bereketini, Mısır'ın görkemini ve piramitlerin ihtişamını bağışla. Onu düşmanları olan Hititliler, Mitaniler, Girit, Hicaz ve Şam'a karşı muzaffer kıl. Bütün tanrıların onu korumasını sağla. Sana hepimiz dua ediyoruz. Bizi duy ey büyük tanrı. Aferin Nesmut. Bu evi inşa ederek yeteneğini gösterdin. Tebrik ederim. Ben daha önce mimardım. Mısır'da birçok ev yaptım. Hepimiz senin gibiyiz. Kendimize bir dünya kurup sonra da bırakıp gidiyoruz. Önemli bir haber var. Dünya ehli için önemli haber ölümdür. Öyle değil mi? Haklısınız. 3. Amon-Huteb öldü. Yerine 4. Amon-Huteb tahta geçti. Evet, az önce erzakları indirirken askerler söylediler. Ben de duydum. Tahtlar sabittir. Değişenler hep üzerlerine oturanlar olmuştur. Bir gün 1. Amon-Huteb, diğer gün 2.'si, öbür gün 3.'sü ve bugün de 4. Çocukken onu gördüm. Diğerlerinden daha iyi olacağını sanıyorum. Duyuyor musun Nesmut? 3. Amon-Huteb de evini bırakıp gitmiş.
Gidelim. Kimsin? Gecenin bu vaktinde ne istiyorsun? Kral 4. Amon Hutep tarafından gönderildik. Ankh-Mahu Hazretleri için bir mesaj getirdik. Hadi Amon'a haber verinceye kadar burada bekleyin. Gecenin bu vaktinde ne istiyorsun? Mısır kralı 4. Amon Hutep bir rüya gördü. Rüya tabiri için Ankh-Mahu Hazretlerini saraya çağırıyor. Siz hemen gidin. Ankh-Mahu Hazretlerine haber vereceğim. Efendim, durumunuz iyi değilse
Ben Hürrem Hop'tan özür diler, hastalığınızdan dolayı huzura çıkamayacağınızı söyleyebilirim. Hayır. Potifar bugüne kadar efendisinin buyruklarını yerine getirmekten geri kalmamıştır. Hastalık vazifenin yerine getirilmemesi için iyi bir bahane değildir. Konu hakkında bir fikrin var mı? Hayır, yok. Bana sadece çok önemli olduğu söylendi. Görüyor musun? Gecenin bu vaktinde uykumuzu nasıl da böldüler. Kral Amon-Hutep rüyasını sabahleyin rüya yorumcularına anlatsa... Of! Birkaç rüya yorumcusuna haber verin. Hemen arkamızdan gelsinler. Acele edin. Emredersiniz. Hadi. Ekselansları Potifar ve Büyük Kahin Ankh-Mahu huzura çıkmak isterler. Dördüncü Amon-Hutep'e selam. Size de selam. Merak ettik efendim. Ne oldu? Umarız tatsız bir şey olmamıştır. Tuhaf bir rüya gördüm. Tatsız da olabilir, olmayabilir. Rüyanızın yoruma bile gereği kalmayabilir. Kralın rüyası baştan sona... Hayır ve iyilikle doludur. Her halükarda rüya tabircilerini çağırttım. Varmak üzeredirler. Ne olursa olsun beni tedirgin etti. İnaruz. Rüyanın tabiri şudur. 3 gün sonra eski işine geri dönecek ve Amon-Hutep'in içki sunucusu olarak makam ve mevki sahibi olacaksın. İnaruz. Buyurun efendim. Sen bizim şarabımızdan sorumlu değil misin? Evet efendim, sorumluyum. Ama sen Apophis... Sana gelince 3 gün sonra asılacaksın ve kuşlar senin cesedini yiyecek. Yüzarsif. Ah, güya ondan Kral Amon-Hutep'e söz edecektim. 7 yıl geçti, nasıl da unuttum. Kraliçem. Ulu kralımın rüyasını yorumlayacak birini tanıyorum efendim. Eğer izin verirseniz. Rüya yorumcuları geldi. Senin yorumuna gerek kalmadı. Mısır tanrısı 4. Amon-Hutep'e selam olsun. Bunlar Mısır'ın en büyük rüya yorumcuları ve kahinleridir. Sahip oldukları güce yakından tanık olmaları için ben kralımızdan rüyasını anlatmasını diliyorum. Ben 7 besili ineğin taşkın Nil nehrinden çıktığını ve sahilde otlamaya başladığını gördüm. Sonra Nil kurudu ve 7 zayıf inek toprağın içinden çıktı. Sonra bu zayıf ineklerin o besili ve semiz inekleri yediğini gördüm. Biz bu kadar karışık rüyaların yorumunu bilemeyiz.
kral izin verirse yorumcular bir müddet birbirleriyle bu konuyu görüşsünler efendim. Öyle olsun. İstedikleri kadar düşünsünler. Bu rüyanın bir yorumu var ama ne? İçinizde bu rüyayı yorumlayabilecek biri var mı? Bu rüyanın bir yorumu var ama aklıma hiçbir şey gelmiyor. Niçin susuyorsunuz? Şu anda aklımıza bir şey gelmiyor. Karışık bir rüya deyin. He? Evet, bu en doğrusu. Bize göre kralımızın bu karışık rüyası yorumlanamaz efendim. Bu karışık ve yorum gerektirmeyen bir rüyadır. Biz bu kadar karışık rüyaların yorumunu bilemeyiz. İyisi rüyamın yorumunu bilmediğinizi itiraf edin. Her akıllı adam bu rüyanın bir yorumu olduğunu anlayabilir. Yüce kralımız bilirler ki yorumcularımız deneyimli ve mahirdir. Ben yeteneklerinden bir şüphe duymuyorum. Hiç şüphesiz. Eğer kralımızın rüyası yoruma açık olsaydı yorumlanırdı. Ben rüyamın tabirini istiyorum. Siz de bana doğru yorumu yapacaksınız. Lütfen sakin olun kralım. Durumunuz için iyi değil. Öyle sanıyorum ki ben kralımızdan sizin için süre isteyebilirim. Hiç kuşku yok ki rüyamın bir yorumu vardır. Ancak bunlarda benim rüyamı yorumlayacak yetenek yok. Madem ana kraliçe buyurdu, size süre veriyorum. Bana bir an önce bu rüyamın yorumunu yapın. Birinin bu yorumu yapması gerekiyor. Acaba bunlara Yuzarsif'in bu rüyayı yorumlayabileceğini söylemeli miyim? Hayır. Bunların hiçbiri Yuzarsif'in dostu değil. Kraliçe Nefertiti bırakmadı. İzin verseydi söyleyecektim. Bence o senin yorum yapacağını sanmıştır Inarus. O seni yorumcu olarak bilmiyor ki. Niçin diğerlerine söylemedin? Mesela... Kime söyleseydim? Yuzarsif'i zindana atan Potifar'a mı? Yoksa onun kanına susamış olan Akmahu'ya mı? Ne yapıp edip kralı Yuzarsif'in varlığından haberdar etmelisin. Bunu kesinlikle yapacağım. Bunu 7 yıl önce yapmalıydım. Bundan 7 yıl önce ölen kral hazretlerine Yuzarsif'i hatırlatmalıydım. Niçin unuttuğumu ben de bilmiyorum. O beni tek tanrıya inanmaya davet etti. O rüyamı çok güzel bir şekilde yorumladı. Bana gösterdiği onca sevgi, onca şefkat, onca muhabbete rağmen ben ne yaptım? Onun küçücük bir isteğini bile yerine getirmedim. Hem de peygamberimin isteğini unuttum. Lanet olsun bana. Onun yüzüne nasıl bakacağım? Inarus, gerçekten de bu unutkanlığın affedilemez. Söyler misin Yuzarsif'in ricasını nasıl unutabildin? Bilmiyorum ama lanet olası şeytanın bana unutturduğundan eminim. Ama ben bu hatamı telafi edeceğim.
bunu telafi edeceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.